Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise sağlık sektörüne yönelik hizmet veren terapi, spa ve güzellik merkezi. Yanımızda da masaj uzmanımız Kemal Kaya ile birlikteyiz. Merhaba Kemal Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi burada alternatif tıbbın da desteklediği özellikle masaj ve daha birçok konuya dair bilgileri alacağız. Ama öncelikle masajın tanımını yapabilir miyiz? Masajın tanımı milattan önce dayalı olan bir alternatif tıp olarak gelmiştir günümüze kadar. Onun neticesinde bizler de öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz kadar devam ettirmenin peşindeyiz. Hastalara veyahut da strese bağımlı olan kişilere uygulanan bir masajlar, ondan sonracıma yapılması gereken tedavi metotları hepsi niteliğinde uygulanan bir terapi olaraktan görüyoruz. Bunun neticesinde işte refleksoloji masajı, lenf drenaj masajı, onun neticesinde siyatik dediğimiz, büyüklerimiz daha iyi bilir, o gibi masajlar yapılır. İşte bel fıtığı, boyun fıtığı, işte bunlar cerrahi bir operasyon geçirmediği müddetçe bizim de uygulayacağımız bazı tedavi metotlarıyla geçireceğimiz, inandığımız masaj tekniklerimiz vardır. Birçok alanda hizmet veren özellikle sizin gibi masaj uzmanımız var. Ama sizi onlardan ayıran, farklı kılan unsurlar neler? Onlardan ayrı olmamın sebebi kendim eğitim seviyemi bir numara olarak bitirmek. Bizim zamanımızda ki 2000'li yıllarda tek seferlik bir sınav vardı. Sınavı eğer geçerseniz bu da size artı puan olur. Geçmezseniz tekrardan devam ettirme yolu açılıyordu. Biz de kendimizi eğittik, yaptık, okuduk, gerekse kadavralarla, gerekse hasta üzerinde uygulamalarla yapılan şeylerle gördük. Sadece bunu pratikte bırakmadık, öyle değil mi? İcraata da geçtik çünkü uygulamalı olarak öğrendik aslında biz bu çalışmaları, uygulamaları, öyle değil mi? Tabii ki, yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Okulu Merkez Komutanlığı'nda genellikle sportif sakatlanmalar, işte dediğimiz gibi tenisçi dirsekleri, golfçi dirsekleri, tabii bunlar biraz da makineye dayalı bazı şeyler olduğundan dolayı biz bunları masajla veyahut da biz bunları nasıl bir şeyle yaparız diye böyle bir geliştirdik kendimizi. Araştırmamızın neticesinde bazı cihazlarımızı aldık. Onlarla devam ettiriyoruz ve iyi neticeler alıyoruz. İnsanların hoşgörüsü çok fazla oluyor. Özellikle masaj veya da refleksoloji masajı, tayı masajı vesaire tüm türler kimlerde uygulanır, kimlerde uygulanmaz? Söylenen terimler, tay masajı, bali masajı, işte şu masajı, bu masajı, bir sürü masaj teknikleri var. Ama benim gözlemlediğim, benim kanaat getirdiğim masaj bir tanedir. Çünkü benim hoşuma gitmeyeceğim bir şeyi bir başkasına yapmak istemem. Yani benim hoşuma mesela atıyorum refleksoloji. Çok hoşuma gider çünkü beni yürüten ayaklarımdır. Ayaklarım iyi olduğu müddetçe de kendimi de çok iyi hissederim. Yani biz bunları bazen şakayla karışık ayak nakli yapıyoruz gibi esprilerimiz oluyor. Ki gerçekten de diyor ki ben diyor ayak nakli oldum diyebileceğin bir konuma gelen insanlar var. Neden? Sinir uçları intihaplaşması, işte kemiklerde veyahut da kıkırdaklarda kireçlenme, onların önlenmesi. Sinir sıkışması. Sinir sıkışması, işte felç gibi hasta insanlarda çok çok rağbet görülen ve yürüme egzersizi olmayan, yani yürümeyen insanlarda biz bunları yapıyoruz. Aslında bir psikolog görevi de yapıyoruz. Çünkü burada hem masaja geliyorlar hem ruhen hem bedenen rahatlamış olarak çıkıyorlar. Öyle değil mi?
Yani o şekilde daha iyi oluyor ve insanın özgüveni kendine geliyor ve rahatlamış olaraktan çok güzel, mutlu bir şekilde giriyorlar. Evet, burada da tabii salonumuz burası ve burada da birçok dediğimiz gibi teknik var masaj anlamında. Neler yapıyoruz, biraz da bundan bahsedelim. Salonumuzda kişi özeldir. Onun neticesinde saunamız, hamamımız, işte masaj odalarımız. Güzel bir şekilde masajı olduktan sonra, rahatladıktan sonra bizdeki buradaki müşterilerimize bir kahve ikram edip günün yorgunluğunu atıp yolcu ediyoruz. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.